Türkiye Nereden tekrar merhaba. Konuklarım Hüsnü Bozkurt, Yavuz Selim Demirağ ve Erdoğan Karakuş. Sayın Vekilim, bu arada biz haklı olarak Türkiye'nin içindeki çok önemli bir konuyu konuşurken asıl Türkiye'yi bölme ya da Türkiye'nin üniter yapısını tehdit etme noktasına getiren Kuzey Irak'ta bir gelişme var. Bu sözde bağımsız Kürdistan'ın ilanı ile ilgili. Aslında Mesut Barzani burada çok akıllı bir hamle yaptı. Kendi bölgesinde çalışan memurların bile maaşını ödeyemez duruma gelmişti. Petrol Bağdat tarafından önemli ölçüde elinden alındı. Ve kendi Barzani aşiretini kurtarmak için bir milliyetçilik şeyine sarıldı. İsrail'den destek aldı, Amerika'dan destek aldı. Amerika desteğini kısmen çekti ama İsrail her nedense çekmiş gibi yaptı. İsrail Barzani'ye doğrudan anlatacağız. Evet, onu konuşuruz. Onunla ilgili benim de bir görüntüler hazırladım. Bir konuşuruz. Şunu anlamaya çalışıyorum. Yani çok hızlı geçiyor zaman 25'ine doğru. Ancak 3-4 açıklaması var Barzani'nin son 4 günde. Bunlardan birincisi sınırlarımızı kendimiz çizeriz diyor. Kerkük için savaşmaya hazırız dedi bu sınırlarımızı kendimiz çizeriz derken. Kerkük'le ilgili Türkiye'yi tehdit etti. Açık, net. Adres Türkiye. Kerkük için savaşmaya hazırız demek. Buradaki Türkmenlere Türkiye müdahale ederse biz de savaşırız demek. Ve bedelini ödemeye hazırız dedi dün. Yine dayanın ve hiç kimsenin sözünü dinlemeyin. Referanduma gidiyoruz. Gereği neyse yapacağız. Ve bedeli neyse ödemeye hazırız dedi. Bu arada bedeli neyse ödemeye hazırız dediği zaman Başbakan Binali Yıldırım Barzani'ye, Türkiye olarak biz burada Sayın Mesut Barzani'ye bir dostça çağrı yapıyoruz. Hala vakit varken bu yanlıştan dönün dedi. Akşam üzeri yine bir açıklama daha geldi Başbakan'dan. Bu sefer daha sert bir üslup kullandı. Gerekli adım atacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için ulusal güvenlik meselesi. Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin durup dururken bugün Twitter'dan yine yani enteresan bir şekilde bir genel başkan Twitter'ı yani kendi basın bürosu dururken, özel kalem dururken Twitter'ı kullanıyor. Şaka yapmıyoruz, bedel ödetecek güçteyiz diye bir açıklaması var. Uzun bir açıklama. Bazen niye Kerkük'ü bağışlamayı düşünenler diye, fitneye mihmandarlık yapan Amerika diye bir açıklaması var. Niyet sahiplerini uyarıyorum diye. Şimdi şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bizim Silopi Kaymakamı'nda görüşme düzeyine sahip olan bir Barzani nasıl oldu da bugün Türkiye'yi tehdit edecek noktaya geldi bir aşiret reisi ve bugün 30 milyon Kürt'ten bahsediyordu bölgedeki ve onun egemenlik konusundaki ya da onun geleceği konusunda tek söz söylemeye sahip olarak kendisini ilan etti. Evet. Bu gücü nasıl buldu Barzani? Kim bu, nasıl Barzani'yi bu noktaya taşıdı? Evet. Sayın Vekilim. Teşekkür ederim. Şimdi ben böyle bir harita göstereceğim. Hangi kameraya göstermem gerekiyor? Özbey arkadaşımız var. O yardımcı olsun. Şimdi bakın bu 90'lı yıllarda Atina'daki bir NATO toplantısında bizim genelkurmay yetkililerimizin de önüne konulan Condoleezza Rice'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin meşhur Büyük Orta Doğu projesi haritası. Daha sonra bunu GOCAP diye revize ettiler. Genişletilmiş Kuzey Afrika ve Orta Doğu projesi. Şimdi burada tabii haritada tam görünmeyebilir ama işte Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu alınıyor ve orada güya bir Büyük Kürdistan kuruluyor. Bakın bu da Rudav TV'de, Barzani televizyonunda şöyle ikisini yan yana koyarsak. İkisini birden alalım. Alabiliyorsak evet. Bakın nereye kadar Doğu Güneydoğu ama Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan dahil haritaya. Bu şimdi Barzani'nin gücünün yeteceği bir harita değil bu. Bu haritadan mülhem, Büyük Orta Doğu projesinden mülhem çizilen bir harita. Şimdi ben buradan şunu bütün iyi niyetimle söylemek isterim. Kürt yurttaşlarımızın lehine olan bir şey değil bu. Bu bir emperyalist proje. Bu sadece Türkiye'yi de değil, ta 90'larda Condoleezza Rice'ın dediği Kuzey Afrika'dan Çin sınırına kadar 23 ülkenin rejimleri
ve sınırları değişecektir dediği şu Büyük Orta Doğu Projesi haritası. Arkadaşlar bir harita vardı, onu bir getirelim. Barzani Kürdistan harita foto evet. diye Rudal'da yayınlanmış bir evet. harita bu. Bu işte o. Ve evet bu. onun son hali. Evet. Bir gösterelim arkadaşlar evet. onu. Ve Sayın Bozuk konuşmaya devam etsin. Şimdi burada yapılmak istenen şey şu. Ben bu haritayı çok önemsiyorum. Bu Kuzey Irak yönetiminin hazırladığı harita. Evet. Ve Rudal'da çok, yayınlanıyor sürekli. Çok olarak. Önemsiyorum. Bakın Sayın Ertürk, bu harita Orta Doğu'da bugün petrolden çok daha önemli bir kaynak var. O da su. İsrail'in de, özellikle İsrail'in güvenliği suyla kaim. Dolayısıyla Fırat ve Dicle nereden doğuyor? İşte bu haritadan doğuyor. Türkiye bölünmek isteniyor. Son derece açık. Buna Barzani'nin gücü yeter mi? Hayır, yetmez. Peki Barzani ne yapmaya çalışıyor? Bu kargaşada Türkiye'nin de demin söylediğim kendi içinde bir milli birliktelik sağlayamadığını görerek, hükümetin de dünyaya karşı hem Amerika'yla hem Rusya'yla hem Avrupa Birliği'yle hem İran'la hem Suriye'yle hem Irak'la sorunlar yaşadığını görerek bir fırsat yaratmaya çalışıyor. Şimdi şunu tespit edelim. Bu sıkışmışlıktan Türkiye bence doğru bir adım atmıştır. Bu adım desteklenmelidir. Astana'da İran'la ve Rusya ile anlaşma sağlanmıştır ve bu anlamda bir bölge merkezli dış politikaya doğru dönüş işaretleri ben şahsen alıyorum ve hükümetin Cumhurbaşkanı makamında oturan Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir yani bu niyette yapılıyorsa bu doğru olduğunu söylüyorum. Türkiye mutlaka ve mutlaka Rusya ile, mutlaka ve mutlaka İran'la ve mutlaka ve mutlaka Suriye'nin meşru hükümetiyle yani Esad'la anlaşarak bu bölgede mutlaka ve mutlaka hem Suriye'nin hem de Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmalıdır. Tekrar söylüyorum, Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmadan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunma imkanınız yoktur. Biz 5 yıl boyunca, 6 yıl boyunca 2011'den itibaren, ben o zaman milletvekili değildim ama, şu Kemal Kılıçdaroğlu yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı her ay 4 defa eğer grup toplantısı yapıyorsa 3'ünde sizin bu Suriye politikanız yanlış, 180 derece değiştirin bunu dedi. Bizim sözcülerimiz defalarca ya Emevi Camii'nde namaz kılmayı falan bırakın, şu mezhepçi kafayı bırakın, Suriye'de iç savaşı körüklemeyin dedi. Bizim bugün bu noktaya gelmiş olmamızın temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Orta Doğu'daki caydırıcılığının ve güvenilirliğinin mevcut hükümetin 6 yıllık Suriye politikasıyla ve 10 yıllık Irak politikasıyla yok edilmiş olmasıdır. Hatırlayın 2001'de Ecevit hükümeti Kuzey Irak'taki Amerikan Körfez Harekatı'na onur vermediği için yıkılmıştır. Yerine işte bir biçimde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gelmiştir. Askerimizin başına 4 Temmuz 2003'te çuval geçirilmiştir. Ona karşı Türkiye bir tepki göstermemiştir. Ve şimdi geldiğimiz noktada hem Başika'dan çekilmek zorunda kaldık, hem Musul'da sahada ve masada değiliz, hem ne işe yaradığı belli olmayan bir Fırat Kalkanı Harekatı'yla 71 şehit verdik, döndük geldik, hem de şimdi Suriye masasının dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Şimdi eğer tekrar altını çizerek söylüyorum, mevcut hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın Rusya, İran ve Suriye ile beraber bölgede bir bölge merkezli politika uygulamasına dönük olarak bu Astana zirvesi bu amaca dönükse ve böyle olacaksa bu desteklenmelidir, doğrudur. Barzani'nin planı bir emperyalist Amerikan planıdır. Büyük Orta Doğu planıdır. Buradan Kürtlere bir devlet doğacak falan değildir. Bakın böyle bir şeyin, böyle bir şeyin gerçekten samimiyetle söylüyorum böyle 30 milyon Kürt bilmem ne falan Kürtler içinde yarar sağlaması mümkün değildir. Öyle bir referandum eğer yapılır ve oradan bir bağımsızlık, bağımsız devlet ben ihtimal vermiyorum hala.
ve öyle bir referandum yapılsa bile bağımsızlık ilan edilebileceğini düşünmüyorum ama böyle bir şey Türkiye'de mutlaka ve mutlaka ve Irak'ta ve Suriye'de iç savaşı artırır, bölgeyi kanrevan içinde bırakır. Bakın buradan herkesi uyarmak istiyorum. Yani hem mevcut iktidarı, hem bu ülkenin bütün muhalefet güçlerini, hem de Kürt entelijansiyasını ve Kürt siyasetine yön veren özellikle HDP'li siyasetçileri uyarmak istiyorum. Bu büyük bir emperyalist tuzaktır. Bu Türkiye'yi kana bolar. Buna mutlaka ve mutlaka aklı başında insanların çıkıp karşı çıkması lazım. Nitekim bazı Kürt liderler şimdi bu referanduma karşı çıkıyorlar. Kuzey Irak'ta doğru da olan budur bakın. Evet. Şimdi Barzani'nin Kerkük için savaşırız ya bilmem nesi. Bakın bunlar inanın bana hamamda türkü çağırmak gibidir. Yani siz arkanızda Amerika'ya güvenerek 70-80 bin kişilik bir peşmerge ordunuzla Türkiye'ye kafa tutabileceğinizi düşünüyorsunuz. Amerika bir emperyal devlettir. Rusya ile savaşı göze almadan burada müdahale edemez. Böyle bir şeyi göze alamaz. Dımdızlak ortada kalırsınız. Yani... Bu arada arkadaşlar yandaş gazete manşetleri tepki var Barzani ve ilk kez yandaş olan gazeteler tepki göstermeye başladı. Yani ben... AKP'nin politikasından farklı olarak. Tamam. Ben demin Sayın Başbakan'ın yani başbakan olduğunu düşünen arkadaşın bir demecini okudunuz işte. Bedel ödetiriz vesaire. Bahçeli Bey de öyle demiş. Peki şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu referanduma dün kararlılıkla karşı duracağını söyleyinceye kadar aklınız nerede? Niçin buna daha önce estek köstek dediniz? Niçin bu haritanın sahibinin bayrağını İstanbul'da ve Ankara'da gönderecektiniz? Bakın Sayın Ertürk, bu bölümde bunu mutlaka söylemek istiyorum. Buyurun. Bak böyle bir şey yapıyorlar değil mi? Rabia'ymış da yok bilmem. Zaten bizim memlekette böyle parmak milliyetçilikleri, parmak siyaseti moda oldu kardeşim. Parmağını sallayan alıyor gidiyor. Bak şimdi dört parmak. Ne bu? Tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet. Ha? Öyle mi? Tek vatan. Bak senin vatanının hemşerim. İzmir, Muğla ve Aydın illerinde bölünmüş vatan. Senin vatanının 23 ilinde vatandaş almış gidiyor. Hangi tek vatan? Nasıl bir tek vatan? Siz nasıl böyle bir haritaya izin verirsiniz? Bu ülkeyi yöneten insanlar, Lozan'a göre bizim olduğunu Milli Savunma Bakanı iken meclis kürsüsünden İsmet Yılmaz'ın söylediği 18 adamızdaki Yunan bayrağına nasıl tahammül ederler? Tek vatan yok. O zaman bu parmağın biri gitti. Tek millet. Yahu dirileri bıraktık, ölülerimiz aynı mezara yatamıyor be. Milletin yarısına bize oy veriyor millet, öbür yarısına illet dediniz. Tek millet de yok, bu da gitti. Tek bayrak. Hangi tek bayrak? Hangisi? Ankara ve İstanbul'da göndere çekilen Barzani bayrağı mı? Türk bayrağı mı? Yoksa Ege adalarındaki Yunan bayrağı. Üç tane bayrak dalgalanıyor bu memleketin gönderlerinde. Tek bayrak da yok. Tek devlet. Hangi devlet? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyetleri ile Kuvayi Milliye'yi harekete geçirerek 7 düvelle savaşıp yok yoksul Anadolu arasında 11 milyon insanla o tek vatanı sağlaması, o tek milleti oluşturması, o tek bayrağı dalgalandırması ve bu tek vatan üzerindeki tek milletin, tek bayrağının sembolü olarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti, tek devlet. Ne dediniz? Biz yeni bir devlet kuruyoruz. Onun başı da Recep Tayyip Erdoğan dediniz. Eskisini yıkmadan nasıl kuracaksınız? Dört parmağın tek devlet de gitti. Siz ne sallayıp duruyorsunuz bunu? Niye sallıyorsun hemşerim? Yelpaze. Bak git şu adalardaki Yunan bayrağını indir. Sonra da bu Barzani'ye haddini bildir. O zaman tek vatan olsun. Tek millet, şu milletini bir sev. Sev kardeşim. Bir de milletin adını koy. Evet. Sev. Hangi millet? İbrahim milleti. O ne ya? O ne? Bu milletin adı Türk milleti. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Bugüne kadar dünya siyasi tarihinde bu kadar evrensel bir millet tanımı yapılmış değildir. Bunun içinde Kürt, Türk, Çerkez, Laz, Abaza, Gürcü, kim? Amerika 72 milletten oluşuyor.
4 Temmuz'da hepsi elini yüreğinin üzerine koyuyor Amerikan çıkarlarına. Şimdi bizim Malezya Büyükelçimiz Amerikan vatandaşı. Bakanımızın biri İngiliz vatandaşı. Hangi tek millet? Şimdi bakın, böyle böyle geldik bu noktaya. Barzani'ye bu cesareti veren, siz az önce dediniz ki, yani 2002'ye kadar bu Barzani, yani daha doğrusu Turgut Özal, Cumhurbaşkanı'na kırmızı pasaport verdi, hatırlayın. Bu arkadaş daha önce Silopi Kaymakamı'yla muhataptı. Evet. Peki biz niye kendi Kürdümüzle barışmıyoruz hemşerim? Neden kendi içimizde 30 yıldır bu savaşı sürdürüyoruz? Elbette çözüm süreci diye Oslo'da, Kandil'de, İmralı'da, Dolmabahçe'de masalar kurup teröristle pazarlık edeceğinize bu ülkenin Kürt Türktaşlarıyla oturup adam gibi görüşseydiniz belki bugüne kadar Türkiye'de iç barış sağlanmış olurdu. İçeride milli birlik sağlanmış olurdu. O zaman işte bunlar olmazdı. Şimdi tekrar söylüyorum, altını çizerek bitiriyorum bu bölümde sözümü. Şimdi eğer Suriye ile İran'la ve Rusya ile bölge merkezli bir politikayla Türkiye yürüyecekse, ben Hüsnü Bozkurt olarak, yani partimi bağlamaz tabii, şahsım adına konuşuyorum, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yürürüm. Doğru politika odur. Ama bir an önce Esad'la da anlaşma zemini bulunmalıdır. Barzani bu maceradan mutlaka ve mutlaka vazgeçirilmelidir. Bakın tekrar söylüyorum. Şurada kurulmak istenen Büyük İsrail'dir. Kenan ülkesidir. Ve inanın bana, şu haritadaki 23 Türk ilinin kara kaşına kara gözüne değildir. Siz buradan Dicle'yi, Fırat'ı çekin alın, kimse yüzüne bakmaz. Orta Doğu'nun su kaynağı Türkiye'dir. Ve önümüzdeki 100 yıl içinde Orta Doğu'da petrol bitecektir ama su hayattır. Dolayısıyla bizim suyumuzun peşindeler. Bu nedenle ben, hatırlayın lütfen, 16 Nisan referandumuna gidilirken dedim ki bu anayasanın içinde öyle tuzaklar var ki milletimiz bu tuzakları bilse %1 bile evet demez. Bunun için dedim. O anayasaya o 123. maddeyi kim koydu? O 123. maddeyle eyalet sistemini getiriyorsunuz. Peki yarın bir gün bu 23 ilden oluşan bir eyalet ilan ederse biri ne yapacağız? Sayın Ertürk, bakın Türkiye inanın bana tam bir beka sorunuyla karşı karşıyadır ve bu ülkeyi yöneten ya da yönettiğiniz zaman insanların her gün CHP'ye küfretmeyi bırakıp CHP'nin de, MHP'nin de, HDP'nin de, AKP'nin de bir araya geleceği bir milli birlikteliği sağlaması lazım. Böyle bir coğrafyada bu netame içinde bakın inanın bana Türkiye Suriye'ye döner. Bakın Suriye'de dikkat edin, arkasında Rusya ve Çin durabildiği için, İran, Rusya, Çin durduğu için Esad görevde. Esad görevde. Şimdi biz bölge merkezli politika. Mustafa Kemal dedi ki kardeşim, Türkiye'yi yönetirken bir, kuzey komşunuzla iyi geçinin. Gittik Rus uçağını düşürdük. Ağzımıza yüzümüze bulaştırdık. Sonra aman Putin biz ettik sen etme dedik bilmem. İki, Orta Doğu Arap devletlerinin kendi aralarındaki mezhep kavgalarına Türkiye Cumhuriyeti'ni bulaştırmayın. Gittik Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Vay Şii Esad'ı devireceğiz. Türkiye'nin canını okuduk. 3,5 milyon Suriyeli var. 3,5 milyon Suriyeli var. Şimdi onların bir kısmını vatandaş yapıp oy devşirmeye uğraşıyoruz. O 3,5 milyon Suriyelinin içinde ne kadar IŞİD'li var belli değil. İdlib'de El Nusra'nın 50 bin militanı var. Bunların nereye geleceği belli değil. Türkiye'yi mahvettiniz ya. Ve 3, Mustafa Kemal dedi ki Orta Doğu'da emperyal planların piyonu olmayın. Gittiniz BOP'a eş başkanlık ettiniz. Ya bu ülkenin şu anki cumhurbaşkanı başbakanken ve şimdi hala reddetmiş değil. Şu haritanın eş başkanı ya. Ya Türkiye'yi bölecek haritanın eş başkanı arkadaş. Ya Allah rızası için bir insaf sahibi çıksın anlatsın ya. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı nasıl olur da bu haritayı bile bile ben o BOP eş başkanıyım, Diyarbakır BOP'un yıldızı yapacağız diyebilir. Peki şimdi bütün bunları yaptınız. Lütfen buradan rica ediyorum. AKP'li kardeşlerime de, bu ülkeyi yönettiğini düşünen herkese lütfen aklınızı başınıza alın. Evet. Kemalist politikalara dönün. Mustafa Kemal kutup yıldızı gibi size yol gösteriyor, oradan söylüyor. Siz Mustafa Kemal'e ayyaş demeniz de Mustafa Kemal ayyaş olmaz ama siz Mustafa Kemal'in yolundan saparsanız yarın bir gün inanın bana Saddam'ın sonunu ararsınız. Akılla ve bilimle yönetilir devlet.
hamasetle ve duygularla yönetilmez. Az önce paşam bir şey söyledi. Milli eğitimsizlik dedi. Bakın 15 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı, 15 defa değiştirilen müfredat. Ve şimdi siz müfredattan Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli bayramları çıkarıyorsunuz. 15 Temmuz'u koyuyorsunuz yerine. Neymiş, biz 18 Mart'ı bilmiyormuşuz. Onu yaşamamış. 15 Temmuz eğer birazcık izanınız, birazcık da aklınız varsa bu milletin utancıdır ya. Bu milleti yöneten adamların, orduya soktuğu üniformalı hainlerin kalkıştığı bir ihanet, Türkiye'yi bölme, bir iç savaşı kışkırtma ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çökertme operasyonudur 15 Temmuz ve bir emperyal projedir. Tıpkı bu harita gibi. Neyini kutluyorsunuz 15 Temmuz'u? 15 Temmuz'u unutun ya. 15 Temmuz'u unutturun, çocuklarımıza sakın söylemeyin. İnsan utanır, gerçekten samimi söylüyorum. 15 Temmuz'un neyini kutluyoruz arkadaş? Neyi geri dikiyorsun? Meclisin önündeki Atatürk anıtını kaldırıyorsun. 15 Temmuz bilmem ne. Ne 15 Temmuz? 15 Temmuz bu ülkenin ihanet belgesidir. İhanet. Kim ihanet etti? Sizin orduya yerleştirdiğiniz üniformalı hainler. Kime ihanet etti? Türk milletine. Türk milletinin birliğine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğüne ihanet etti. Böyle bir ihanetin kutlaması olmaz kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olun Sayın Vekilim. Tabii çok önemli şeyler söyledi Sayın Bozuk. Kesmek istemedim. Çok önemli. Bu müfredata girdi. Gerçekten bu yıl 29 Ekim, 30 Ağustos gibi bayramların müfredatta yer almaması kararı alındı. Sadece 15 Temmuz var. Atatürk'ü 10 Kasım'da anma haftası var. Onun üzerinden çok kısa geçilmiş ama bu yıl çocuklarımız milli bayramlarımızı kutlamayacak. Bu kesin. Tabii yani, bu kurbağanın haşlanma testi gibi. Yavaş yavaş uygulandı. Ne oldu? 30 Ağustos'larda Cumhurbaşkanları kulağından rahatsızlandı. 29 Ekim'de grip oldular. 19 Mayıs'ta bilmem ne oldular. 23 Nisan'larda dediler ki orada sap gibi dikilmenin anlamı yok dediler. Ve yavaş yavaş bunları kademe kademe yerine getirdiler ama bunları eğer müfredatı eğitimi konuşursak 3 gün sürmez. Sayın Demir, ben Barzani'ye geleyim. Barzani'ye geçelim. Şunu söyleyeceğim. Aslında demin görüntülerde vardı, görmüşsünüzdür. Diyarbakır'da 2013 evet. yılında bir topluluk konut açılışına evet. Şivanperver çağrıldı, Barzani çağrıldı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ilk kez orada iki kez Kürdistan sözünü kullandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilktir. Ayrıca Barzani Türkiye'ye görüşmeye çağrıldığında hem havaalanına hem başbakanlık binasına Kürdistan bayrağı çekildi. Bu da ilktir. Türkiye evet. Cumhuriyeti tarihinde. Bir şey daha var. Önce isterseniz onu izleyelim. AKP kongresine davet evet. edildi. Mesut Türkiye Barzani. Seninle gurur duyuyor. Ve orada Türkiye attı. Seninle gurur duyuyor tezahüratına adı altında bir konuşma yaptı. Arkadaşlar o görüntüye bir bakalım. Sonra tekrar konuşmaya devam edelim. نام خدای مزن و دلوان برس رجب طیب اردوگان سروک وزیران و روبر آک پارتی اسرگیان و باشلیان یجت الا ادیلا سین AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Biliyoruz ki bölgemizin önemli sorunları var. Ama hiç arişek niyek ve kabili hal nebi merceke ve irada halkirna arişe hebi. Ancak hiçbir sorun çözülemez değildir eğer gerçekten çözüm iradesi ortaya konulacaksa. Bu kongrede Barzani AKP'nin davetlisi ve AKP'liler Türkiye seninle gurur duyuyor diye Barzani'ye slogan attılar, destek verdiler. O Barzani dedi ki Kerkük'e karışırsanız biz de Diyarbakır'a karışırız. Aynı Barzani konuşmasında. Buyurun Sayın Bekir. Sayın Şimdi araya girmeden önce de söylemiştik. Önce tebrik ederim Halk TV'yi. Çok güzel görüntüler yakalamışız. Şu bizim milletimizin hafızasıyla dalga geçiyorlar. Bizim
zeka seviyemizle alay ediyorlar. Zannediyorlar ki balık hafızalıyız. Bakın söz uçar gider, yazı baki kalır denirdi eskiden. Şimdi görüntülerde baki kalıyor, arşivler yalan söylemez. Hadi bunun neresini inkar edeceksiniz? Hadi deyin ki Türkiye seninle gurur duyuyor, biz demedik. Yavuz Selim söyledi desinler. Yani çok özür dilerim ama biz HDP'ye de çok sık suçluyoruz. Yani Barzani HDP'nin kongresinde değil burada. PKK'nın HDP'nin kongresinde değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin 15 yıllık başına bela olan, çıl gibi düşmüş olan AKP'nin kongresinde burada. Ve Recep Tayyip Erdoğan diyor, değil mi? Yine Recep Tayyip Erdoğan'la beraber açılışlar yaptılar. Ya Bülent Arınç da vardı aralarında. Meri meri türküler söylediler Diyarbakır'da, Silopi'de, değil mi? Megri megri. Evet, megri megri. Otobüsün megri, içinde de. Megri'yi yalnız söyleyelim. Bakın, megri Kürtçe zannedilir. Hı. Megri ön Türkçe uzak diyar hasret demektir. Evet. Efendim bakın, Fethiye'nin eski ismi, bugün Fethiye kasabası var ya, evet, eski ismi Meğri'dir, Megri'dir. Yani uzak diyar hayret, hasret demektir. Şimdi zannediliyor ki bir Kürtçe kelime. Efendim birçok Kürtçe zannedilen kelimenin ön Türkçe yerini bulun. Mesela evet, nedir? Belediye. Mesela deniyor ya belediye. Ondan sonra işte efendim belediye için ne diyorlar? Söyleyin bakalım. Belediye için ne diyorlar? Belediye için Kürtçe diye söyleyin. Bilmiyorum. Yani, Uray mı diyorlar? Efendim? Uray mı diyorlar? Yok. Şimdi mesela Serdar gibi, ondan sonra Şardariye diyorlar. Yani Şardar ne demektir biliyor musunuz? Şar zaten kent demektir. Şardar, Şardariye demek efendim şarın yöneticisi demek. Hükümdar gibi, Serdar gibi. Anladım. Tamam. Evet. Erdoğan Paşa'm bize tamam, güzel de bir kültürel hatırlatma dersi de veriyor sağ olsun ama bu biraz evvel sizin işaret ettiğiniz Sayın Bozkurt'un da gösterdiği Rudav TV nerede yayınlanıyor? TürkSat'ta. Şimdi bakın bizim ülkemizde ben televizyonculuk da yaptım. Eğer bir televizyon kanalı, ki Anadolu'muzda yerel kanallarımız var, küçük mücadele içerisinde kanallarımız var, bu kanallarımız 3 gün geciktirirse parasını anında keserler. Şimdi ben soruyorum. Rudav TV, şu TürkSatçılar bir açıklasından. Ayda kaç bin dolar, normalde bizim verdiğimiz paralar belli. Türkiye'deki kanalların kaç lira TürkSat'a para ödüyor? Bir onun bir faturasını bize bir göstersinler bu millete. Bir onun faturasını göstersinler. İkincisi, şimdi bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Bu Diyarbakır açıldaki açılış törenlerinin hepsini gördük. Bir şey daha var. Musul meselesinde. Erbil'e çöreklenmiş Barzani. Düne kadar bırakın Silopi kaymakamını. Yani bizim sınırdaki bir başçavuş, Assubay başçavuşumuza el pençe divan durup ya işte 3-5 çuval un yardım isteyen bir tipti. İlk önce bunlara, bu Barzani ve Talabani'ye kırmızı pasaportu cebine kim koydu? Hiç kusura bakmasınlar. Yani Turgut Özal koymuştu. Bu bugünün değil. Bu Büyük Orta Doğu projesi uzun süredir yapılıyordu. Dün geçmişinden kenarından sahip çıktı. O değil miydi Özal? Federasyon görüşülmeli, konuşulmalı, tartışılmalı. Oralarda bize federasyon olarak katılsın diye. Şimdi bakın, ben Barzani'nin hakimiyeti sınırlarının içerisinde bulunan Musul meselesine gelmek istiyorum. Musul'u DEAŞ veya IŞİD, her neyse, bunlar nasıl işgal ettiler? Bizim orada bir konsolosluğumuz vardı. Onları da esir aldılar biliyorsunuz. Aylarca tuttular. DEAŞ unsurları Musul'a girerken Barzani'nin peşmergeleri tek mermi attı mı? Attılar mı? Bu DEAŞ'çılar ne hikmetse hiç Barzani'nin Erbil'in Musul'a kadar gelmişler. İstedikleri kasabaları, kentleri işgal ediyorlar, yürüyorlar. Tel Afer'de katliam yapıyorlar. Niye Erbil'e gitmediler? Niye bu Barzani ile aralarında herhangi bir problem çıkmadı? Türkmenleri katlettiler, Süryanileri katlettiler orada. Herkesi katlettiler. Niye? Bunun cevabını bir sormak lazım. Ama Barzani
Bir bakıyorsunuz işte görüntülerde olduğu gibi el ele veriliyor, kollar kaldırılıyor. Yanında İbrahim Tatlıses vesaire bilmem ne. Meygri meygri türküler gayet değil. El altından bir takım petrol satışları vesaire bu konulara girersek zaten sabah olacak. Şimdi yine bir şey daha söyleyeceğim. FETÖ'nün okulları ilk önce nerelerde açıldı? Erbil'de hala var. Erbil'de hala var. Kuzey Irak coğrafyasında 60'tan fazla FETÖ'nün okulu vardı. Bu okullara kim yol verdi? Bir dönem Erbil'de konsolos olan geçtiğimiz günlerde açıklama yapıyor. Ne dedi? Dışişleri Bakanı dedi, bana talimat verdi. Kimdi o zaman Dışişleri Bakanı? Sayın Davutoğlu. Daha önce de Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül de talimat vermişti o okullara sahip çıkıldı. Hala FETÖ okulları orada hakim. Yani gider FETÖ gelir METÖ ama FETÖ'nün kurduğu okullar orada hala zırda hakimiyetini sürdürüyor. Şimdi biraz evvel ifade etmeye çalıştım. Dedim ki siyasi ensesten bahsederken. Şimdi siyasi enseste şu bunun için şu kelimeyi kullandım. Benim hırsızım iyidir. Çalıyor ama çalışıyor anlayışı var ya. Benim hırsızım iyidir. Efendim bizim tecavüzcümüz iyidir. Üstünü örtüyorlar ya cinsel tacizlerin, tecavüzlerin. Bir gece yarısı hemen bir yasa çıkarmaya çalışıyor. Benim tecavüzcüm iyi. Benim FETÖ'cüm de iyi. Ya bütün damatlar FETÖ'cü. Yani bakanların damatları, meclis başkanının damadı dahil olmak üzere evet, iddiası var. Bu kadar FETÖ'cü var. FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarın diye bütün herkes beklenti içerisinde bizde diyor FETÖ'cü yok. Zinhar FETÖ'cü. Bu nedir biliyor musunuz? İşte bu siyasi enses budur. Yani siz sizlerin yanında hele hele bir hekimin bir doktorun yanında bu konulara çok da girmek istemiyorum ama sorumluluk sahibi bir gazeteci olarak da bu siyasi ensestin de literatüre, Türk siyasi tarihinin literatürüne de girmesinden yanayım. Şimdi orada MİT görevlilerinin resmen tutuklandığı, hatta Kandil'e götürüldüğüyle, PKK'nın Kandil'e götürüldüğüyle ilgili çok ciddi bilgiler var. Ama bu yeni. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu değerli Süleymaniye bilgi olayını diyorsunuz. Evet, onu evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi isterseniz ben size bir bilgi bu konuyla ilgili bir bilgi vereyim. Talabani bürosu kaçırılan bitçiler yüzünden mi kapatıldı diye CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın bir soru önergesi var. PKK lider kadrosuna operasyon için giden 20 kişilik MİT mensubunun tümünün yakalandığı şeklinde ve şu an Talabani'nin elinde bulunduğu ve buna karşılık Türk Dışişleri Bakanlığı'nda Talabani'nin Süleymaniye'de ele geçirdiği MİT'çileri serbest bırakmaması ve takas önermesi üzerine bürosunun kapatıldığı belirtildi. Şimdi bu bir rezalet. Nasıl 4 Temmuz'da Türk askerinin başına kimle beraber çuvalı geçirdiler? Orada uluslararası anlaşmalarla bulunan bir timimiz, irtibat timimiz vardı. Barzani Talabani'nin peşmergeleriyle beraber Johnny'ler geldi ve askerimizin başına çuval geçirildi. Devrim Başbakanı ne söylemişti Sayın Erdoğan? Müzik notası değil bu demişti değil mi? Devrim Genelkurmay Başkanı da ne yazık ki Hilmi Hoca. O da işte böyle vakalar olabilir, bunu çok büyütmemek lazım demişti. Gelinen noktayı görüyor musunuz? Şimdi sadece bununla kalınsa iyi. Bir kozmik oda hadisesi yaşadı Türkiye'miz. Bülent Arınç'a sözde suikastla ilgili. Yok efendim yutmuşlar da haritayı vesaire. Onların da hepsi ortaya çıktı. Kozmik odaya girdiler. Bu girilen kozmik odada alınan bilgilerle 846 tanesi bu şu ana kadar belirlenen görevli bir şekilde şehit edildi. Bunlar Suriye'de, Irak'ta, Yunanistan'da çeşitli ülkelerde. Öyle mi? Evet. Kozmik odaya girildikten sonra tabii, odada bulunan isimlere dayanarak 846 kişi şehit edildi. Evet. Bunun Sayın İlker Başbuğ'un da açıklaması var. Neden? Kozmik odada bulunanlar şuydu. Çok kısa bir parantezle anlatmaya çalışayım. Kozmik odadaki hadise şudur. Önemli bir, diyelim ki bir darbe anında, bir işgal anında, irtibatta bulunulacak eczacı, silahların saklanacağı, sınır ötesindeki ülkelerde irtibat kurulacak insanlar.
Bunlar aileler, efendim köprüler, stratejik yerler, buralar vardır. Bunlar 100 yıllık, 50 yıllık planlardır. Ve bunlarla ilgili isimleri, yerleri, yani Yunanistan Genelkurmayı dedi ki aman tanrım Türkler ne plan yapmış, bizim canımızı okuyacaklar dedi ve Yunanistan son 2 yılda bütün sınırdaki tertibatlarını değiştirdi. Bu kozmik odadaki isimlerden 846'sının şu ana kadar belirlenen, bunların arasında PKK'nın içerisine yerleştirilmiş olan ajanlar dahildir. Bunların arasında yine yani Barzani'nin, Talabani'nin, hatta Suriye'deki çeşitli grupların içerisine sızdırılmış olan MİT ajanlarımız dahil, orada irtibat halinde bulunan haber elemanları dahil 846 tane. Buna bir şey ilave edebilirim. Buyurun, buyurun. Çok güzel. Efendim pilotları kurtaracak olanlar bunlar. Yani evet. Efendim biz bir başka ülkeyle savaş halindeyken orada pilotumuz atlarsa veya uçağa düşerse paraşütle atlayıp bir yere kaç. Bunlar onlar. Yani biz eskiden de Sovyetler Birliği döneminde diyelim ki bizim yakıtımız yetmiyor. Belirli hedefe gidiyoruz. Geriye dönerken yakıtımız yetmiyor. Gürcistan'da atlıyoruz. Gürcistan sınırına, efendim Türkiye evet. sınırına 200 kilometre var. Cebimizde buluşacağımız adamların isimleri var. İşte onlar. Onların hepsi öldürüldü. Gürcistan'da var bunlar, İran'da var, şu anda Ermenistan'da var. Bile var. Suriye'de FETÖ'cüler var. Kozmik Oda'da bu isimleri ele geçirdi evet. ve o devletlere evet. servis evet. yaptı. O devletlere evet. servis yapıldı ve o devletler işte bu 846 kişiyi şehit etti. Çok acı bir şey bu ya. Bunun daha ötesi var mı? Bunun detaylarını inşallah bir başka programda... Yani buna nasıl müsaade edilirdi? Evet ama bu hükümet dönemi daha kebeği. Buna nasıl müsaade edilirdi? Çünkü ne dediler? Yani... Darbe, 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 darbe. Sonunda darbe. İşte böyle ağaç kakan gibi darbe, darbe. Bugün de şimdi çeşitli versiyonlar oynatılıyor ama biz bu darbenin evet. Hangi koşullarda geldiğini geçtiğimiz günlerde yazdım. Revanş diye bir kitap var. 2013 yılında basılmış. Santim santim gün gün darbeyi yazmışlar. Provasını yapmışlar. Yani bu ayrı bir konu ama şunu ifade etmekte fayda görüyorum. Sonra Kerkük valisi. Evet. Kerkük valisi merkezi hükümet tarafından görevden alındı. Ve diyor ki vali ben gitmem diyor, görevi bırakmam. Ve kime dayanıyor? Şimdi ortada bir anayasa var, Irak anayasası var. Merkezi hükümet valiyi oraya atıyor. Bizim İstanbul valisi, Ankara valisi atadığımız gibi. Adam diyor ben tanımam sizi. Kime dayanarak söylüyor bunu? Barzani'ye dayanarak. Barzani sen kimsin? O kime dayanıyor? Bu soruların cevaplarını bulmalıyız. Bakınız. Orada bir referandumla ilgili bir tezgah var. Geçtiğimiz günlerde ajanslar da geçti. Çeşitli meşale yürüyüşleri, bayraklar, mitingler, tişörtler. 1 milyon tişört yaptırıldı, Türkiye'den götürüldü. Oradaki bayraklar var ya, kaçavralar, sözde bayraklar. Onların hepsi Türkiye'de imal edildi ve götürüldü. Şimdi ben saraya bağlanan istihbarata sormak istiyorum. O tişörtler götürülürken, o bayraklar götürülürken, ey, Sayın Erdoğan öyle diyor ya, ey abi, ey MİT müsteşarı, şimdi de madem saraya bağlandınız, ey saray, siz bu referandumu bilmiyor muydunuz? Bu propaganda aletleri, cihazları vesaireleri götürülürken haberiniz yok muydu? Mümkün mü böyle bir şey? Ve bugün diyor ki, bir açıklama yapıyor dün. Diyor ki 22 Eylül'de Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacağız. Önce AKP Merkez Yürütmesi'ni toplayacağız diyor. Gereken cevabı vereceğiz. Sonra diyor Milli Güvenlik Kurulu'nu toplayacağız. 22 Eylül'de 3 gün kala referandum. 3 gün kala. Şimdi ne diyecek Sayın Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu? Ertesi günde diyelim ki kurul kararı tavsiye niteliğinde hükümete veriliyor ya. Hükümet de diyecek ki ertesi gün. Şunu mu diyecek? Eğer sen referandum yaparsan savaş ilan ediyorum. Bunu mu diyecek? Bunu diyebilir mi? Bunu bir tartışalım. Ama bir şey söyleyeyim size. Goebbels taktiği bir propagandayı o kadar iyi uyguluyorlar ki. Yandaş medya desteğiyle beraber. O 22'sini çok merak ediyorum. 22'sinde Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak laflar haşa ayet gibi öyle bir Türkiye'ye yayılır ki sanki Kerkük'ün Fatih ilan edilebilir. Endişem benim de. O bilmiyorum Sayın evet. Doktor Bey, Sayın Bozkurt ne diyecek bu görüşlerim ama
Emin olma endişe ediyorum. 22'sinde. Çünkü çıkıyor uçakla gelirken yandaşlarına, yalakalarına iki laf ediyor. Bütün manşetler. Sanki şeyi Muzaffer bir komutan edalarıyla da uçaktan iniyor. Bunu çevirebilir bakalım diyorsunuz yani. Bir de yani komutana söz versen. Bu ama şu BGK kararında işte bedelini ödeteceğiz. Bedelini ödeteceği bedelin adını bu millet ödeyecekse, bu milletin kanıyla, bu Mehmetçiğin kanıyla, bu milletin parasıyla yapılacaksa bunu bilmeye bir vergi mükellefi olarak bu ülkenin askerliğini yapmış bir insan olarak benim hakkım bu bedeli öğrenmek. Doğru. Çıkarın bunu bir söyleyin de görelim. Tamam. Yoksa el altından Amerikan Büyükelçisi, efendim CIA koordinatörleri ve bir takım büyükelçilerle bir şeyler tezgahlıyor musunuz? Onu bir bilelim. Teşekkür ederim. Komutanım söz sizde. Buyurun. Yani benim söyleyeceğim şu, çok önemli şeyler söyledi. MGK 22'sine toplanıyor. Evet. 25'inde referandum var. Zaten Cumhurbaşkanı'nın sözü de o. Yani biz efendim işte bu, MGK toplandıktan sonra size söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. Dostlar alışverişte göğsüne benziyor. Yavuz Selim evet, Demirhan bakın, söylediği gibi. Buyurun. Olay, kaç dakikam var onu bileyim. Bir 5 dakikanız var. Ha, beş sonra dakika. Devam edeceksiniz ikinci ha, son bölümde. O zaman tamam. Yani o zaman mesele yok. Şimdi efendim bakın bu Büyük Orta Doğu projesi önce Türkiye'yi kandırma projesiydi. Yani Türkiye kandırıldı zaten. Suriye, Irak'ta güya Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir bölgeyi, efendim Irak'ın kuzeyindeki yeni Osmanlı şekliyle alacaktı falan filan. Mezhebe dayalı efendim büyük bir devlet haline gelecekti. Şimdi bir defa Türkiye'yi kandırdılar. Türkiye şimdi kandığını bayağı geç anladı yani. Şimdi düzeltme çabaları içerisinde ama bu gene dış siyasetle kolay düzelecek bir şey değil. 2. 8,5 milyonluk Türkmenleri bitirdiler. Bakın Irak ve Suriye'de 8,5 milyon kat'i Türkmen vardı. Onları bitirdiler. Efendim şimdi bu Kürtleri bitirme planı. Bakın. Aynen. Amerika Birleşik Devletleri böyle yapar. Bakın size söyleyeceğim. Şimdi ispatları. Çeçenlerin başında kim vardı? Dudayev vardı. Ruslara karşı direniyordu. Dudayev kimdi? Dudayev layık biriydi. Ondan sonra Amerikalılar Dudayev'in koordinatını Ruslara verdiler. Ruslar geldi bombaladı uçaklarıyla. Dudayev gitti. Ondan sonra Çeçenler ne oldu? Efendim, 40 parçaya bölündü. Tamamen 40 parçaya bölündü. Vahabilerin ve ondan sonra Vahabilerin eline düştüler. Şimdi geliyorum. Tibet, Dalai Lama. Efendim, Dalai Lama'yı kullandılar, adamı kaçırdılar neyse. Tibet'te de aynı şekilde Çin'e karşı böyle kışkırta. Efendim halka bu sefer gelince halkı kurtaramayacaklar nasıl olsa. Dalai Lama kaçtı, efendim Tibet halkı ceza gördü. Aynı olay Uygur Türkleri. Devamlı surette Uygur Türklerini tahrik ederler. Efendim Çin'e karşı sanki onları kurtaracaklar. Hiç alakası yok. Gelelim Afganistan'a. Afganistan'daki Özbekler, Türkmenler, Tacikler, Hazaralar, Puştunlar Ruslara karşı çarpıştılar. Efendim Afganistan'ı kurtardılar. Tamam Amerika'nın büyük desteği oldu. Kurtardılar çok güzel. Onların başına bela Taliban'ı kurdular. Ve Taliban'la o bütün Özbek, Türkmen, efendim işte Tacik, Hazaralı ne kadar komutan makamı varsa hepsini yok ettiler. Bakın Amerikalıların yaptığını söylüyorum. Şimdi gelelim Arakan meselesine. Arakan meselesi ne? Arakan meselesi şu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor petrolle. Nedir? Arakan'dan çünkü petrol boru hattı, gaz boru hattı falan gidiyor Çin'e. En kısa mesafe Basra Körfezi'nden çıktı mı oradan gidiyor. Burada gariban halkı kışkırttılar, Müslümanları kışkırttılar. Ondan sonra bakın başlarına ne çorap örüldü. Bundan 4-5 sene evvel malumunuz gene Arakan olayı vardı. O zaman Arakan olayı olduğunda şöyle bir ortam vardı. Türkiye'nin itibarı bugünkünden yüksekti. Bakın çok doğru söylüyorum. Bugünkünden yüksekti.
O zaman Türkiye tavır koyduğunda, ondan sonra Arakan'da aşağı yukarı efendim Müslümanlar kurtarıldı, büyük yardımlar yapıldı ve bu ortama gelindi. Şimdi söylüyorum, bugün efendim herkesi özellikle işte Irak'taki Barzani'nin emir komutasındaki Kürtlere efendim düşman ederek onların imhasını bir yere kadar getirmek istiyorlar. Ne olacak? Devamlı burada çuban başı olsun ki Amerika müdahale edebilsin. Kuzey Kore gibi. Kuzey Kore'de işte böyle devamlı surette Amerika'nın oraya atlayıp da müdahale edebilmesi için olay. Şimdi burada bağlayacağım ama ikinci dönemde çok önemli bir konuya değineceğimi zannediyorum. Evet. Peki. Umut Hanım, burada teşekkür ederim o zaman. Sağ olun. Sağ olun kestiğiniz için. Az sonra çok önemli bir konuyu konuşacağız. Komutan bitirecek sözünü. İdlib ve Afrin'e geleceğiz. Özellikle İdlib. 50 bine yakın İslamcı, daha doğrusu Selefi teröristin bulunduğu El-Nusra ve Ahrar-ı Şam'ın elde tuttuğu bir yer ve üçlü bir güçle Türkiye, İran ve Rusya onu kontrol altına alacak ama Afrin'le ilgili daha bir açıklama yok. Çok önemli konular var. Hem Hatay'ı hem Kilis'i doğrudan ilgilendiren bir konu az sonra.